Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, programın son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz diş hekimi, protez uzmanı Doktor Hatice Özçelik bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Güzel deyiz. Bizler teşekkür deyiz. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hocam tabii gülerek başladık. Hemen konu diş sağlığı olunca tabii ki. Gülüş de çok çok önemli. Yani çünkü dişimizde bir şey varsa gülmekten bile çekiniriz, evet. Ağzımızı kapatır. Gülüş tasarımı nedir? Nasıl yapılır? Gülüş tasarımı aslında kişiye özgü gülüş şeklinin dizayn edilmesi. Bunu yaparken öncelikli olarak hastalarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru belirlemek çok önemli. Ve bu ihtiyaçlarını ve hastaların beklentilerini somutlaştırmak için de hastaların öncelikle fotoğraflarını, ağız içi ve ağız dışı fotoğraflarını alıyoruz. Gülüş tasarımını ve işte hastanın tedavi sonrasında nasıl ortaya çıkacak, sonuç nasıl olacak bunu belirlemek için mutlaka hastayı dijitalleştiriyoruz aslında. Hem fotoğraflarla hem de ağız içi alınan, ağız içi kameralarla alınan dijital ölçüleriyle hastalarımızı dijitalleştiriyoruz. Hastanın alınan fotoğraflar, ağız içi kameralarıyla alınan dijital ölçüleriyle ortaya bir hastanın tedavi planı çıkıyor. Bunların üç boyutlu programlarımız var, yazılımlarımız var. Bunlar üzerinden estetik analizler yapıyoruz. Kişinin diş, diş eti, dudak birleşimi, bunların birbiriyle ve ayrı ayrı olan ilişkisini değerlendiriyoruz. Yapılan estetik analizler sonucu kişinin bir hastaya özgü bir gülüş tasarımı ortaya çıkıyor. Bu tasarıma bağlı olarak da bir tedavi planı belirliyoruz. Yani o gülüş tasarımına bağlı kalarak hastanın tedavi ihtiyaçlarını ortaya sunuyoruz. Evet. Ve minimal dokunuşla hastaya nasıl daha estetik ve daha da sağlıklı bir gülüş tasarlayabiliriz? Bunları gerçekleştiriyoruz gülüş tasarımıyla. Evet. Peki hocam, gülüş tasarımı sonrası tedavide hangi işlemler uygulanır? Biraz bunlardan bahsedelim. Tasarımı gerçekleştirdik. Hastamıza tedavi planını sunduk ve hastamız tedavi planını kabul etti. Gülüş tasarımı aslında multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Diş eti tedavisinden tutun da bazen ortodontik tedavi ihtiyacına kadar geniş bir skalaya sahip olabiliyor hastanın ihtiyaçları. Gülüş tasarımında tabii yine bir kişiye özgü ama neler yapabiliyoruz? Kompozit estetik restorasyonlar yapılabilir. Mevcut dolgularını yenilemek istediğimizde porselen dolgulardan faydalanabiliyoruz. Vener kron seramikler yapılabilir. Günümüzde çok popüler olan yaprak porselen olarak da bilinen lamine vener restorasyonlar yapıyoruz. Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedaviler yapılabilir hastanın ihtiyacına göre. Ve diş eti tedavileri. Lazerle yaptığımız diş eti kesimleri oluyor. Bazı hastalar güldüğünde çok diş eti görünürlüğünden şikayetçi olabiliyor. Fazla görünebiliyor. Onlar da diş eti cerrahilerini lazerle gerçekleştirebiliyoruz. Çok güzel. Hocam diş eti sağlığı, işte gülüş tasarımı bunlar çok çok önemli. Ama bir de hepimizin toplum olarak beyazlama, evet. Yani diş beyazı konusunda bir hassasiyetimiz beyaz var. Gibi. Beyazlama işlemi nedir? Nasıl uygulanır? Biraz bundan bahsedelim. Beyazlatma işlemi aslında dişler üzerine uygulanan kimyasal bir ajan yardımıyla dişte dişin ağartılması, diş renginin açılması işlemi. Biz office bleaching ve home bleaching olarak teknikleri var beyazlatmanın. Kliniklerde doktor kontrolünde gerçekleşen office bleaching. Buradaki farklılık home bleaching'de kişinin evde kendi yapabildiği beyazlatma tekniği. Buradaki farklılık kullanılan solüsyonların çok yüksek oranda olması. Office bleaching'de biz yüksek doz, yüksek konsantrasyona sahip beyazlatma ajanları kullanıyoruz. Nasıl yapılıyor beyazlatma? Hastaların diş temizliği gerçekleştirildikten sonra, yani dişler üzerindeki bütün eklentiler, diş taşları, lekeler temizlendikten sonra diş eti koruyucu bariyerleri de yerleştirilip hastanın dişleri üzerine bu kimyasal solüsyonlar, jel kıvamındadır zaten, jel formundadır, jeller uygulanır. Ve daha sonrasında klinikte bir halojen olabilir, LED olabilir, lazer olabilir. Işık yardımıyla bu kimyasal ajan aktive hale getirilir. Kullanılan solüsyonun prospektüsüne bağlı kalarak orada belirtilen bir süre vardır. O süre zarfınca o ışık aktive bir halde hasta bekletilir klinikte. Ve daha sonrasında yıkanıp temizlendiğinde en az 2 ton açılmış olarak klinikten hasta ayrılır. Home bleaching dediğimiz teknik ise daha konsantrasyon oranı düşük içeriğe sahip bir solüsyon hastamıza
hazırladığımız kişiye özgü plaklar yardımıyla hasta evde o solüsyonu o plan içerisinde uygulayıp daha sonrasında ağız içerisinde uyguluyor. Solüsyonun oranı düşük olduğu için bekletme süresi klinikte yaklaşık 10-15 dakikalar ise bu birkaç saate varabiliyor. Yine kullanılan ajanına bağlı olarak yani firmaların önerdiği süre zarfında hasta bunu evde uyguluyor. Dediğim gibi yaklaşık 1 ya da 2 saat gibi bir süreyle o plak ağızda kalması gerekiyor. Bazen çok klinikte beyazlatma elde ettiğimiz bireylerin daha sonrasında evde de devam etmelerini istiyoruz. Çünkü işte yeme içme alışkanlığı farklı olabiliyor, işte sigara kullanımı söz konusu olabiliyor ama daha beyaz dişleri arzulayan hastalarımıza bu beyazlatmanın daha kalıcı olabilmesi için, evde de destek olabilmesi için home bleaching'de uyguladığımız durumlar söz konusu olabiliyor. Peki hocam, bu diş beyazlatma dişlere zarar veriyor mu? Hep işte solüsyon olarak anlattım. Evet. Tamamen kimyasal bir işlem. Doğru bir protokol uygulandığında, dişlere kesinlikle zarar veren bir işlem değil. Diş yüzeyinde zaten mekanik bir aşındırma ya da mekanik bir işlem de yapmıyoruz. Hep şey derler ya halk arasında, biz de öyle duyuyoruz hep. İşte diş minesini inceltiyor. Evet. Böyle bir şey söz konusu. Söz konusu değil. Dediğim gibi tamamen kimyasal bir ajan. Evet. Diş minesini incelten şeyler aslında yapılan aşındırma içeriğine sahip bir işlem yapar isek bu söz konusu olur. Ama mekanik bir içeriğe sahip değil kesinlikle. Peki beyazlatma sonrası ağrı oluyor mu hocam? Ağrı değil. En sık karşılaştığımız yan etki dişlerde oluşan hassasiyet. O hassasiyette çoğu zaman pasif ya da yani pasif tedavi ediyoruz. Aslında hiç dokunmuyoruz. Evet. Kendinden geçmesini bekliyoruz. Ya da hastalarımıza bazı florür içerikli olan jellerle bir uygulama yapıyoruz. Ya da işte hassasiyeti engelleyici içeriğe sahip diş macunlarından, florür jellerden destek alabiliyoruz. Ama dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde zaten kendinden kaybolan bir hassasiyet oluşuyor. Ağrı değil kesinlikle. Değil. Peki hocam, beyazlatma işleminden sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Beyazlatma işleminden sonra mutlaka renklendirici içeren, beyazlatmanın kalıcılığını engelleyecek, renklendirici ajan içeren yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Çay, kahve, kola, işte aklınıza gelebilecek renkte olan herhangi bir şeyden, soslu yiyeceklerden, domates, salçalı, ketçaplı yiyeceklerden uzak kalıyoruz. Ne kadar süre? Yine o kullanılan ajanın içerisinde prospektüsünde yazar. Bazı ajanlar kullanılan işte 48 saat diyor. Bazıları bir hafta diyor. O kullanılan materyale bağlı olarak değişiyor. Tabii bunlar hayatımızda uzun süreli soluklu olabilecek şeyler değiller. Yeme içim alışkanlıklarınızı değiştirmenizi sizlerden bekleyemiyoruz ama o önerilen süre doğrultusunda yapıldığı sürece elde edilen beyazlatma oldukça kalıcı olur. Peki hocam, beyazlatma işlemin etkisi ne kadar sürer? Biz minimum bir yıl sonra bir hatırlatma yapıyoruz sadece. Küçük bir, kısa bir seansla hastalarımızın dişlerinde ilk elde ettiğimiz beyazlıktan sonrasında bir farklılık gözlemliyorsak, bir yıl sonrasında kontrol için hastalarımızı çağırıyoruz kliniğe ve tekrar bir hatırlatma seansı yaptığımız durumlar oluyor. Ama bahsettiğim gibi renklendirici içeren işte ya da sigara kullanımlarının önüne geçilir. Bunlara dikkat edilirse kalıcılık oldukça tabii uzun süre oluyor. Kişinin sağlıklı bir şekilde diş sağlığını kontrol etmesi, doğru şekilde dişini fırçalaması, evet, rutin kontrolleri, ihmal etmemesi lazım. Peki hocam, kanal tedavisi nedeniyle renklenmiş dişlere beyazlatma işlemi yapılır mı? Nasıl yapılır? Yapılır. Kanal tedavisi sonrası içerisinde konulan kanal dolgu materyali dişte renk değişikliğine sebep olabiliyor. Bir hastanın işte geliyor ki ön tek dişinde diğerlerinden farklı bir green track renk değişikliği görebiliyoruz. Öyle durumda sadece mevcut restoratif dolgu içerisinde bir boşluk elde ediyoruz. Kanal dolgusunun bulunduğu kanal ağzında da birazcık bir boşluk elde edip beyazlatma ajanını o içerisine yerleştiriyoruz. Elde etmek istediğimiz diş rengine kadar o beyazlatma ajanını her gün değiştirmek gerekiyor.
Çünkü sızıntı yapıp diş çevre dokusuna zarar verebilir. Her gün, gün ya da gün aşırı yine kullanılan solüsyonun, materyalin prospektüsüne bağlı kalarak her gün ya da gün aşırı değişim, elde etmek istediğimiz değişikliğe kadar değiştiriyoruz solüsyonu. Kanaldan uzaklaştırmamız gerekiyor çevre dokuyu koruyabilmek için. Ama en nihayetinde açılıyor ve çok da sağlıklı oluyor. Daha sonrasında diş yıkanıp dolgu materyali yerleştirilip kapatılıyor. Hocam son olarak özel bir şey sormak istiyorum. Hani toplum içerisinde gene şöyle yaygın bir şey vardır. Çok diş fırçalamak dişlere zarar verir. Böyle bir şey kesinlikle değil. Doğru bir teknikle fırçalandığı sürece evet dişlere zarar verir. Bazen yanlış teknikle fırçalandığında dişlerde aşınmalar görebiliyoruz. Özellikle diş eti, diş bileşim kısımlarında üçgen şeklinde defekler açığa çıkabiliyor. Ama bu rutin kontroller yapıldığı zaman hekim tarafından zaten bireyin fırçalama alışkanlığının yanlış olduğu uyarıldığında önüne geçilebilecek bir durum. Diş fırçalamak asla dişlere zarar verebilen bir şey değil. Doğru bir şekilde, evet. Doğru teknikle fırçalandığı sürece. Hocam beyazlatma ile ilgili şunu sormak istiyorum. Ben işte orta yaşlardayken yaptırmıştım bunu. Bunun bir yaş skalası yani şu yaştan itibaren olması gerekiyor. Mesela çocuklarda, gençlerde olabiliyor mu? Ya genç yaşlarda yapabiliyoruz ama tabii ki büyüme gelişim tamamlanmış bireylerde yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi maalesef işte bu sosyal medyanın da çok sık kullanılmasıyla çok daha orta yaş yani orta okul yaş seviyesindeki bireyler bile işte ben dişlerimin daha beyaz görünmesini istiyorum deyip gelebiliyorlar. Sosyal medyada daha onlar daha için. Tam yani büyüme ve gelişimi tamamlanmasından kastımız da daimi dişlerin tamamen ağızda olması, çene gelişiminin tamamlanmış olması. Yani estetik beklentileri maalesef arttıran bir şey bu ama hastaların büyüme ve gelişmesinin tamamlanmış olmasını tercih ediyoruz. En azından bir 18 yaşını herhalde geçirmek gerekiyor. Ondan önce zaten tel vesaire başka tedaviler yapılıyor. Evet, başka ihtiyaçları da oluyor. Zaten yapacağınız beyazlatma çok da anlam ifade etmiyor. Evet. Hocam malum bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiyi yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da atlatacağız gibi gözüküyor. Çok da iyi çalışmalar yapılıyor şu anda ülkemizde bu anlamda. Malum pandemi olduğunda insanlar işte hastanelere gitmedi, hekimlerine gitmediler, korktular, kaygıdan, endişeden dolayı. Ben hep şunu söyledim, yani diş hekimleri zaten her zaman maske takılıyordu kliniklerde. Yani her zaman maskeler, sterilizasyon, işte eldiven vesaire her zaman vardı. İnsanlar biraz korktu. Bununla ilgili biraz seyircilerimize de topluma da bilinç anlamında birkaç cümle söylerseniz tabii çok mutlu oluruz. Başta bizler de korktuk. Çünkü neyle mücadele ettiğimizi, bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu, virüsün kapasitesini hiçbir şey bilmiyorduk. Ve başlarda biz de kapandık. Yani acil vakalar dışında hasta kabulü gerçekleştirmedik. Ama sonra gördük ki bu çok da kendinizi koruduğunuz, işte maskeye, temizliğinize dikkat ettiğiniz sürece bulaş oranının yüksek olmasına rağmen hastalıktan korunabiliyorsunuz. Ve diş hekimleri zaten dediğiniz gibi hep maskeliler ve yüzyıllardır gelen bulaşıcı hastalıklarla zaten baş etmeyi öğrenerek mezun oluyoruz. Dolayısıyla kendimizi korumayı zaten çok iyi biliyoruz. Ben hastalarımıza da söylüyorum yani... Evet, korkuluyor, evlerden çıkmayın, işte mümkün olduğunca ihtiyaçlarınızı erteleyin dedik ancak rutin kontroller hep aksadı. İşte bir buçuk yıldır bununla mücadele ediyoruz. Rutin kontroller aksayınca müdahale etmemiz gereken küçük şeyler bile büyük problemlerle karşımıza çıkıyor. Kanallar aynen, yani küçük bir çürük kanal tedavisine dönmüş. Tabii. Hatta çekim veya diş kaybıyla sonuçlanabiliyor. Onun için biz diş hekimleri kendimizi korumayı bildiğimiz gibi çalışanlarımızı ve hastalarımızı da koruduğumuz için şimdi söylediğimiz şey ise asla rutin kontrollerini aksatmamaları. 6 ayda bir düzenli kontrollerini gerçekleştirmeleri hastaların, bireylerin. İşte oluşabilecek küçük problemlerin küçük müdahalelerle önüne geçmeyi sağlamak. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel kıymetli bilgiler için sağ olun. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Hatice Özçelik'ti. Ve bize bugün kendisi beyaz dişlerden bahsetti. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.